Bu takım benim dönemimde 13 içeride 14 dışarıda maç oynadı. Ve içeride 11 galibiyet aldı. Pardon. 7 galibiyet aldı. 3 beraberlik 3 mağlubiyet aldı. 13 attı 12'yi de artı 1 averajıyla 22 puan aldı. Dışarıda da oynadığı 14 maçın bir fazla dışarıda oynadık. 14 maçın 4'ü galip 6'sı berabere onu mağlup bitirdi. 18 gol attı 21 gol yedi eksi 3 averajıyla bizim dönemimizde aldığı tablo bu. Yani 27 maçta 11 galibiyet 9 beraberlik 10 galibiyet 10 beraberlik ve 7 mağlubiyet alan bir takım 31 gol atıp pardon bugün beraber bitti 30 gol atıp 33 gol yedi ve eksi 3 averajıyla ve 42 puanıyla yani bizim dönemimize bakarak konuşacak 40 puanıyla bu ligi tamamlamış oldu. Yani bu başarı hakikaten çok önemli başarı. Yani ben çok istiyordum bugün de kazanalım ki takımımız birkaç basamak daha yukarı çıksın. Dolayısıyla hedefini seneye daha büyüksün. Artık hedefi 44 puan. Bu sene 43 puan alan takımın hedefi 44 puan. Ve kısaca ligin bu panoramasını çıkardıktan sonra benim tabii ki Elazığspor'a tavsiyem Ordu ve Mersin'in durumunu unutmasınlar. Ordu da bir sene bu ligde kaldı. İkinci senesi biz bu ligin takımıyız galiba dediler. Paraları pulları da vardı. Bayağı iyi oyuncular, iyi kadrolar kurdular. Ama maalesef bir sene sonra geri döndüler. Büyükşehir Belediyesi gibi bir takım her şeyin para için yapılmadığını sanırım şimdi çok iyi içinde hissediyordur. Bir vebosunu paraya aldırıp satmasıyla kendi sorununu kendi hazırladı neredeyse diye söyleyebiliriz. Yani bu çok önemli bir öğretidir. Kendi yaptığımız doğru ve yanlışların olduğu gibi rakibin yaptıklarını da iyi algılamamız lazım ki futbol gibi çok önemli bir sosyal olaydan kentimizi mahrum etmeyelim. Böyle bir olay. Şimdi ben buradan hareketle önümüzdeki seneyle ilgili bana çünkü bu soruyu soracaksınız biliyorum. Hocam işte kalacağım mı gideceğim mi? Ben geçen hafta bana böyle bir soru sordunuz. Benim bir tek cevap verdim. Cevabım şu olmuş oldu. Bana yetkilerimle çalışırım. Ve bu söylemim biraz kırıcı oldu ifade edeyim. Yani yetki istemek nasıl kırıyorsa insanları bu yetki istemek herkesin harcı değildir. Yetki istemek bir sorumluluk altına girmektir ve çok önemli bir yüktür bu. Herkes yetki istemez. Yetki istemek bir yeterliliktir. Yetki istemek kendine güvendir. Yetki istemek mesleğe saygıdır. Bu anlamda ben böyle bir isteğim olmuştu. Sonra biz çarşamba günüydü galiba. Yönetim kurumuza toplandık ve orada bir istişare yaptık. Hocam işte böyle böyle. Dedim ki arkadaşlarım benim zaten bir sözleşmem var. Bu sözleşmede de yetkilerim apaçık duruyor dedi. Ben bu yetkileri hiçbir zaman sözleşmeyi kağıdı kullanan bir adam değilim. Yani şunları yaptınız bak bu olmadı ben. Yani o yüzden benim size hatırlattığım konu şu yani bunda kırılacak bir şey yok. O sözleşme şartlarını aynen görmeniz gerekir ve onlara ne kadar uyup uymadığınız kendi aranızda tartışmanız lazım. Çünkü ben acemi bir antrenör değilim. Ben 28 seneden beri bu ligin tozunu yutan hakikaten bu konuda kendimi yeterli sandığım bir sıfatım var. O yüzden burada kızacak, darılacak bir şey yok dedim. Onlarla da konuştuk. Benim algıladığım şu. Özetle bitirecek olursak 7 ay 15 günlük veya 1 haftalık dönemde benim hiç kimseye bir insani sorunum yok. Başkanımı seviyorum, yönetici arkadaşlarımı seviyorum. Ömür boyu dostum kalacaklar ama sevgi başka, iş başka bir olay. Gördüğüm kadarıyla bu 7 ay 15 günlük veya 1 haftalık dönemde bir dakika baba, bir haftalık dönemde benim kendi meslek anlayışım ve antrenörlük bakışıma göre benim bu mantıkla burada devam etmem mümkün değil. Çünkü ben olduğum yerde etkili olmak isterim. Olduğum yerde hakikaten bypass olmak istemem. Yani ben kendi becerilerimi ortaya çıkaracak bir ortam isterim ve bu 7 ay 1 haftalık dönemi özetle baktığımda hem insan ilişkiler hem bütün birlikte çalışmamıza, personelimden tutun da çalışanlarımıza, yönetimimize, başkanımıza kadar insanların kelimelerimi çok dikkatli seçmek istiyorum çünkü buradan birilerine sıkıntı verip gitmek istemem.
Yani herkese de saygım sevgim sonsuz ve her zaman öyle olacak. Ve her zaman benden yardım istendi. Elazığ spor için yapmayacağım bir şey yok. Ama gördüğüm kadarıyla birkaç süre sonra buradan ayrılmak yerine şimdi bunları görüp buna bir önlem almak adına kendi geleceğimi ve kariyerimi düşünmek zorundayım. Ve o yüzden yönetim kurulumuza biz biraz sonra benden toplantı yapmamı istemişlerdi. Ben o toplantıya da gitmeyeceğim. Ve özetle hepiniz hakkınızı helal edin. Elazığ Spor defteri benim için çok şerefle ve onurla kapanmıştır. Teşekkür ederim. Sağ olun.